Evet yine bir öteleme sorusu var arkadaşlar. <laughs> İfademizi inceleyecek olsak bu grafiği çeşitli öteleme hareketleri yaptırmış. Daha iyi anlaşılabilmesi için ilk önce şu, bu grafiğin denklemi yazalım. Bu, bu, bir doğru grafiğidir. Bunun denklemi nasıl yazıyorduk? x bölü x eksenini kestiği nokta 3 artı y bölü y eksenini kestiği nokta ya da y gördüğümüz yere biz fx'e diyebiliriz direkt. fx bölü 2 eşittir 1'de. Burada fx'i yalnız bırakacak olursak arkadaşlar x bölü 3'ü karşıya atalım. fx eşittir. Eksi x bölü 3 artı 1 olur. fx bölü 2'miz. Bu 2 ile karşıya çarpım şeklinde atarsak bizim buradaki grafiğimizin fx neymiş? Eksi 2 bölü 3 x artı 2 2ymiş. Şimdi bu ifadeye çeşitli öteleme hareketleri yaptırmış. Biz bunu denkleme dökmeye çalışalım. Şurada x gördüğümüz üzere x eksi 1 yazalım ilk önce bir. Şunu elde etmek için ne yapıyormuşuz? x gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyormuşuz. Hemen bir yazalım. f içerisinde x eksi 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 1 yazdım. Artı 2. Bu birinci kademeydi. Sonra ne yapmış? 3, biri, 3 çıkarmış bir faydadan. Her taraftan 3 çıkarıyorum arkadaşım. f içerisinde x eksi 1 Eksi 3 artık buna y diyeceğim. Eşittir. Eksi 2 bölü 3. X eksi 1. 3 çıkartırsam burası da ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yani bizim bu ifadenin neyi istiyormuş? Eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin alanını istiyormuş. E Şimdi üçgensel alanı bulabilmem için bunların eksenleri kestiği noktaları bulmam lazım. E peki bir düzenleyelim arkadaşlar. X gördüğümüz yere 0 verecek olursak y'yi nerede kestiğini buluruz x'e 0 verirsem eksi 1 olur. Çarparsam 2 bölü 3 eksi 1'den ifademiz ne gelecektir? Eksi 1 bölü 3 gelecektir. Y eksenini kestiği nokta. Peki biz şimdi y'ye 0 verip x değerini bulalım. Buraya 0 verecek olursam arkadaşım 0. Eksi 1'i buraya attım. Artı 1 olarak geçti. Eksi 2 bölü 3 x eksi 1. Peki bu ifadeyi karşı atarsam Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Eşittir. X eksi 1. Bir. Eksi 1'i de buraya attım. X değerimiz pozitif mi gelecektir? Negatif mi? Negatif gelir. O da eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Peki benim eksenleri kestiğim noktalar belli. Hemen doğrusal olan fonksiyonumuzun grafiğini çiziyoruz. Y eksenine eksi 1 bölü 3. X eksenini de eksi 1 bölü 2 de kesmiş. Bana şuradaki üçgensel bölgenin alanını soruyor. Ne diyeceğiz? 1 bölü 2. Şu bir, şu an uzunluğu 1 bölü 2. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Burası da 1 bölü 3 bölü 2'den. O da 1 bölü 12 olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır.